Herkese merhaba, ben uzman diyetisyen Özge Öçal. Bugün sizlere Neon1 ile beraber evde sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilmeniz için çok güzel bir tarif videosu hazırladık. Tarifimiz aslında evde yapabileceğiniz, hep beraber çocuklarınızla da vakit geçirebileceğiniz daha sağlıklı bir lahmacun alternatifi olacak. Tarifi hazırlamak çok kolay. Yarım saat 45 dakikanızı alacak ama çok da lezzetli olacağından emin olabilirsiniz. Dilerseniz hızlıca malzemelerimize bir göz atalım. Hamur için malzemelerimiz yaklaşık 2 su bardağı kadar tam buğday unu, 1 su bardağının 1 parmak altı kadar yaklaşık ılık suyum olacak, tuzum olacak, iç malzemem içinse daha doğrusu harcı içinse lahmacunun yaklaşık 250 gram kadar dana kıymam var. Orta yağlı olacak bu. Bir tane kırmızı biberim, bir tane yeşil biberim, bir soğanım, iki domatesim, maydanozum, bir yemek kaşığı biber salçam ve bir yemek kaşığı domates salçam var. Bunun içerisine baharat olarak ben karabiber ve pul biber ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı da yaklaşık zeytinyağı ekleyeceğim. Bu iç harcının biraz sulu ve yumuşak olmasını istiyoruz ki o lahmacunun yoğun lezzetini alabilelim. Şimdi ilk olarak hamurumu yoğurmakla başlayacağım. Hamurumu yoğurup dinlenmeye bıraktığımda da iç malzemesini, yani lahmacunun ana malzemesini hazırlayacağız. Şimdi dilerseniz hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Evet, şimdi öncelikle hamurumu yoğurarak başlayacağım. Hamurumu yoğurduktan sonra yaklaşık bir yarım saat dinlendireceğim. O sırada da diğer malzemelerimi hazırlıyor olacağım. 2 su bardağı kadar tam buğday unuma 1 su bardağından 2 parmak eksik suyumu ekliyorum. Suyunuzun ılık olmasına dikkat edin. Şimdi suyu ekledikten sonra biraz, yaklaşık böyle 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şunu fark ettim ki eğer hamuru yoğurmaya başlamadan önce bir çatal yardımıyla karıştırırsam ilk etapta o hamuru daha rahat yoğuruyorum. Elime çok fazla yapışmıyor. Siz de önce şöyle bir çatalla karıştırıp sonra yoğurma işlemine başlayabilirsiniz. Şimdi çatalla karıştırabildiğim maksimum düzeyde karıştırdım. Ellerimi işin içine sokmam gerekiyor. Çatalımdan şöyle bir sıyırıyorum kalan hamurumu. Ve hamurumu başlıyorum yoğurmaya. Hamurun yoğrulması gerçekten çok önemli bir adım. Mutlaka homojen olacak şekilde yoğurmaya özen gösterin. Ve bir de hamurunuz yumuşak bir hamur olacak. Elinize çok yapışmasın ama çok sert sert de bir hamur olmasın. Dilerseniz direkt tarifi yapmaya başladığınız zaman eğer ki elinize yapışırsa sürekli un ekleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. O zaman da hamurunuz çok sert bir hamur olacak. Bu yüzden elinizin yapışık olmaması için elinizi arada yıkayabilirsiniz. Aklınızda böyle bir bulunsun. Evet, hamurumuzu iyice yoğurduk. Hamurumuz hazır. Bakın bu yumuşak bir kıvam. Elime de yapışmıyor. Son derece yumuşak bir hamur elde etmiş olacaksınız aslında. Şimdi bu hamuru kenara alıyorum. Üzerine hafif nemli bir bezle örtüyorum ve yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım. O sırada ben lahmacunumun iç malzemesini, harcını hazırlayacağım. Dilerseniz direkt o adıma geçelim. Evet, hamurumuz dinlenirken şimdi sıra lahmacunumuzun iç harcını yapmaya geldi. Öncelikle şöyle yapacağız. Domatesimizi, soğanımızı ve biberlerimizi doğrayıp gelişigüzel mutfak robotumuza atacağız. Mutfak robotunuz özellikle eğer evde yine değişik tarifler yapmayı seviyorsanız, mesela yer fıstığı ezmesini kendiniz yapmak istiyorsanız ya da bunun gibi badem sütünüzü kendiniz yapmak istiyorsanız motor gücü yüksek olan mutfak robotları kullanmanızı tavsiye ederim. Benim kullandığım mutfak robotunu Neon1'de bulabilirsiniz. Linki aşağı bırakıyor olacağım zaten. Dilerseniz hızlıca doğramaya geçelim. Şimdi öncelikle domateslerimi gelişigüzel doğruyorum. Yine bıçak takımımı Neon1'de linkleyeceğim, benzerlerini de. Çünkü bıçak gerçekten mutfakta hareket ederken iyi bir bıçak kullanmak çok önemli. Sıra soğanıma geldi. Soğanlarımızı da mutfak robotuna atıyorum. Elimize geçtik.
Evet. Şimdi son olarak da maydanozlarımı ekleyeceğim. Maydanozlarımı sonradan eklememin sebebi aslında böyle çok küçük küçük ya da çok ölmüş olmasını istemediğim için en son maydanozlarımı ekliyorum. Yine onları da gelişigüzel kesip biraz küçültmemizde fayda var. Çok az çünkü blend edeceğim. Çok yoğun blenderdan çekmeyeceğim. Sap kısımlarını koyabilirsiniz ama ben koymayı çok tercih etmiyorum açıkçası. Çok fazla hoşuma gitmiyor. Çektiğimiz harcımızı şöyle kıymamıza ekliyoruz. Şu anda suyu yeterli gibi görünüyor. Yani ekstra çok su ekleyeceğimi düşünmüyorum. Ama bunu birazcık yaptıktan sonra anlayacağız. Yani kıvamına biraz daha bakacağız. Zaten şu anda burnunuza vuran kokudan ne kadar lezzetli bir lahmacun olacağını anlayabileceksiniz emin olun. Domates salçamı ekliyorum. Biber salçamı ekliyorum. Pul biberimi ekliyorum. Şimdi biraz şunu şöyle yapalım gelmesin. Taze karabiber öğüteceğim. Karabiberi taze öğütmek her zaman çok daha güzel bir lezzet ve çok daha güzel bir aroma katıyor aslında. Ve bir yandan da taze karabiber gerçekten antioksidan içeriği çok yüksek bir baharat. Karabiber kullanacaksanız o sırada öğütmeye lütfen dikkat edin. Yine ben bulabileceğiniz öğütücülerin linkini aşağı bırakıyor olacağım. Neon1'den bulabilirsiniz. En sonunda şöyle yaklaşık kıvam vermek için bir yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Ve başlıyorum karıştırmaya. Bir süre sonra yine ellerimi kullanmaya başlayacağım. Evet, şimdi ellerimi kullanmam gereken yere geldik. Çünkü salçalar çok fazla homojen bir şekilde yayılmıyor. Biraz gözlerim yandı soğandan. Kusura bakmayın buğulu bakıyorsam. Hemen şöyle son derece cıvık ve yumuşak bir kıvamı oldu. Bu bizim için çok iyi bir kıvam demek. Yani ekstra su eklemeyeceğiz. Domatesin kendi suyu, kendi lezzetini veriyor. Bazen şöyle şeyler olabiliyor. Çekirdeği çok sevmeyen insanlar olabiliyor. O kısımda ben ağlıyorum gerçekten. Dilerseniz domatesin çekirdeklerini çıkarıp da kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bu kıvam olarak hazır. Sırada hamurumu açmak geliyor. Hemen dinlenen hamurumu alacağım önüme ve açmaya başlayacağım. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi hamurumu açıyorum. Önce tekrar bir kıvama getirmek için birazcık yoğuracağım tekrar. Biraz havalandırmak istiyorum. Şu böyle bu şekilde annenizden görmüşsünüzdür bu hareketi. Avuç ayağınızla biraz bastırarak hamurun iyice kıvam almasını sağlayın. Biraz havalansın hamurum. Kıvamına bir bakın. Gerçekten hamurun kıvamı çok güzel oldu. Eğer ölçülere tam uygun yaparsanız süper bir kıvam almasını bekliyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi hamurumu 4 eşit parçaya böleceğim. Ben 4 lahmacun çıkaracağım için 4 parçaya bölüyorum. Ama eğer siz hacim olarak daha minik böyle fındık lahmacun gibi lahmacunlar yapacaksanız 6 parçaya da bölebilirsiniz. 8 parçaya da bölebilirsiniz. Bu tamamen bireysel bir şey aslında. Ama şuna dikkat edin. Hamurunun özellikle lahmacun hamurunun çıtır çıtır olabilmesi için yırtılacak kadar neredeyse ince bir hamur olması gerekiyor. Tabii ki daha kalın bir hamurda yapabilirsiniz ama daha zevkli olması açısından vermem bir tavsiye. Şimdi hamurumu önce yarıya bölüyorum. Yarım parçaları da tekrar yarıya bölüyorum. Her bir beze aslında benim için bir lahmacun demek. O yüzden şöyle bezeleri top hale getiriyorum. Şöyle şu şekilde. Yine onlara kıvam veriyorum. Şimdi lahmacunlarımızın hamurlarını güzelce açma işlemine geçeceğiz. Umarım bu noktada rezillik çıkmaz diyorum. Ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle masamızın üzerine bir miktar un serpiştiriyoruz. Daha rahat çalışabilmek için tezgahımıza hamur yapışmasın. Ellerimi de unluyorum. Ellerime de yapışsın istemiyorum çünkü. Yine böyle bir yuvarlak yapıyorum tekrar. Alıyorum tezgahımın üzerine. Merdanemi aldım. Yavaşça döndürmeye başlıyorum. Hamurumu açıyorum.
Şimdi hamurumuzu olabildiği kadar ince açtık. Yırtılacak gibi ama yırtılmayacak şekilde olsun. Şöyle kaldıracağım. Hamuru göstereyim size ne kadar ince olduğunu. Şöyle bir hamur elde ettik. Bu incelikte bir hamurumuz var. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin üzerine alıyorum. Şimdi hamurumuzu fırın tepsimize aldık. Üzerine harcımızı koyacağız. Ama harcımızı koyarken şuna dikkat ediyoruz yine. Çok bol harç kullanmayacağım. Parmaklarımla onu iyice inceltip hamurumun üzerine yayacağım. Bir de şöyle bir şeye dikkat edin. Lahmacun yapmak aslında pizza yapmak gibi değil. Yani kenarlarını boş bırakmayın. Ve mümkün olduğu kadar kenarlarına getirecek şekilde planlayın. Şöyle elimle koyuyorum. Kenarlarını getirerek çok ince bir tabaka olacak şekilde bu içi yayıyorum. Evet, kenarlarına da iyice gelecek şekilde lahmacunun harcını dağıttım. Önemli olan şey aslında burada lahmacunun hamurunun çok ince olması, içinin sulu olması ve içini çok ince bir şekilde lahmacunun üstüne yaymanız ki böyle çıtır çıtır olsun, o lezzetli tadını alabilelim. Yoksa pideye doğru evrilebilir, aman ona dikkat edin. Şimdi ben ilk lahmacunumu hazırladım. Fırınımı önceden 230 derecede ısıttım. Bunu 230 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir 7-8 dakika kadar pişireceğim. Çok kurutmamaya özen göstereceğim. Bunu pişirirken de kalan diğer 3 lahmacunumu hazırlıyor olacağım. Şimdi fırına gidelim. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız fırından çıktı ve mükemmel kokuyorlar. Biz denemek için sabırsızlanıyoruz açıkçası. Bir tanesi yaklaşık 310 ila 320 kalori arasında değişiyor. Kullandığımız un tam buğday unu olmasıyla beraber aslında lahmacunumuzu son derece sağlıklı bir alternatif haline getirdi. Umarım ailenizle birlikte denerken keyifli vakit geçirirsiniz. Biz Neon 1 ile bu videoyu çekerken çok eğlendik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.